Tiyatro Festivali'nin direktörü sevgili Leman Yılmaz. Çok sevdiğimiz oyunculardan sevgili Meltem Cumbul ve Mustafa Avkıran bizimle birlikte. Sevgili direktörümüzden başlayalım. Bize kısacık Tiyatro Festivali'nin bu yılki programını özetlerseniz çok sevinirim. Çünkü tekrar altını çizeyim, çok kıymetli bir seçki olmuş. Çok kıymetli oyunlar bizi bekliyor. Öncelikle çok teşekkür ederim çünkü bu sözleriniz benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Süreç içinde çalışırken insan onu göremiyor çünkü neler yaptık, nasıl yaptık. Çünkü çok da zor bir süreçti program süreci. Üç farklı senaryo çalıştık ve üçünü de her an işletebilecek duruma getirdik arkadaşlarımla. Sağlık döneminde öncelikle, zor tabii. Evet, öncelikle tüm sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü bu festival hem çevrim içi hem de fiziksel bir yapıya sahip, yani hibrit bir program. Ama her şeyden önce sanatçı arkadaşlarımın, topluluklarının bizim yanımızda olması, bu festivalde bizlerle birlikte olması bizim için gerçekten çok değerli. Çünkü başka türlü yapamazdık. Sanırım bundan sonra da bu işbirliklerimiz daha da artarak devam edecek. Kriz dönemlerinde, işte ekonomik kriz, savaş öncesi sonrası dönemlerde hep kültür, sanat ve yaratıcılık hep çok yükselmiştir. Çok fazla ürün çıkmıştır. Dünyada böyledir. Önemli tiyatro festivalleri hep İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, çünkü umut vermek için, o savaşın ya da o karanlık günlerin yarasını sarmak için var olmuştur. Aslında bizim yaşadığımız pandemi de tabii ki ilk pandemi değil dünya tarihinde, ama festival programını ya da festival yapma fikrini konuşurken, tartışırken o hep umut bizim için yüreğimizde hep var oldu. Yani benim kafamda. Çünkü yapmamak beni de ve sanırım bütün, çünkü en çok etkilenen sektör tiyatro ve sahne sanatlarıydı alan. Yapmamak iyice o umutsuzluğu ve karanlığı körüklemeye gitmek gibiydi. Orada çok büyük sorumluluk hissettim ben direktör olarak. Ben sevgili Milena'yla devam edelim. Kafka ve sevgilisi Milena hikayesini yeni bir kurguyla aslında sizden izleyeceğiz ve hem yönetmenisiniz hem de oynuyorsunuz. Neler söylersiniz oyunla ilgili, sizden dinleyelim. Şöyle ki aslında Kafka'nın mektupları, var olan mektupların karşılığındaki var olmayan Milena'nın mektupları, Kafka'nın mektuplarına bakılarak ve Max Brod'la yazıştığı dili Milena'nın oluşturarak Bülent Yıldız tarafından oyunlaştırıldı. Yaklaşık bir yıl sürdü oyunlaştırılması ve sonrasında da sahnelemesi, aslında ben oynamayı düşünmüyordum açıkçası. Ama işte birçok tiyatro festivaline dair birçok dinamikler değişmek durumunda kaldı tabii. Bu dönemde öncelikle şöyle düşünmüştük, sonra böyle oldu, şöyle oldu falan derken, her neyse, kendimi sahnede buldum bu sefer. İş başa düştü yani yine. Gerçekten iş başa düştü. Evet. Ve güzel de oldu aslında bakarsanız. Daha çok Nathan Hendrickson'un videolarını yaptığı bir sinemasal anlatım da var oyunda. Piyano ve keman canlı. Emre Yavuz kuzenim benim, kendisi müzik direktörü aynı zamanda eserin. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Sanıyorum Kafka ve Milena'ya yakışır şeyler oldu. Daha çok Milena'nın Ravensbrück kadın toplama kampında geçirdiği süreç üzerine sahneleme yaptım. O mektuplar birazcık daha hatırlama, birazcık daha o zamanları yad etme gibi oldu aslında Milena tarafından baktığımda. O dönemki o toplama kampında medikal denek görevi gören kadınların, tavşanlar diye adlandırılan kadınların birazcık daha yaşantısıyla da ilgilendim. O dönemi nasıl geçirdikleriyle de ilgilendim. Yani aslında Milena'nın yaşadıklarını daha fazla ön plana çıkarmaya çalıştım Kafka sayesinde. Evet. Tabii genelde pek çoğumuzun aklına da şu geliyor. Spoiler olur mu bilmiyorum ama Kafka'nın da öyle bir tarzı vardır ki, sonra Kafka Esk de denmiştir buna. Daha böyle umutsuz, biraz korkulu, biraz tehditkar bir tarzı. Acaba Milena da Kafka'ya aynı şekilde mi cevap veriyor? Bu tarzda mı cevap veriyor diye merak ediyorum, sizin kurgunuzda nasıl gelişiyor? Şöyle ki Kafka ne kadar öyle bakıyor olsa da ölmedilerse yaşıyorlardır. Güzel bir cümle aslında. Biraz da Milena'nın karşılığı daha çok çevirmen olarak Kafka'nın dilini çevirmek, onun gerçek
iç dünyasını ikili ilişkide çevirmek üzere bedensel çevirisini yapmaya çalıştım birazcık hareket üzerinden. Ve bu çevirilerin karşılığı Milena için çok daha aslında yaralı ve kırık bir bedendi Milena'da gördüğüm şeyde. Yani Kafka'dan pek de farkı yoktu açıkçası, birazcık fazlaca Kafka'ydı hatta. Belki de tek bir kişi olduk biz artık hani cümlesi çok uygun düşebilir bu ikiliye. Her ne kadar bedensel anlamda hiçbir beraberlikleri olmasa da. Dumrul ile Azrail aslında sanıyorum 4. tiyatro festivali, hesaplarıma göre öyle, İstanbul Tiyatro Festivali'nde gösterilmişti. 20 yıl sonra yeni bir kurguyla ve yeni bir sahneleme yöntemiyle ve sizin de eşinizle birlikte üstüne kattığınız 20 yıllık sanat hayatıyla farklı bir şekilde izleyeceğiz. İlginç, şimdi Meltem'den lafı alarak söylüyorum. Hakikaten ben de oynamayı düşünmüyordum. Ya, o da benim şeyime kaldı, üstüme kaldı. Bir ikincisi, Milena'nın hikayesindeki o aslında sıra dışı durum tuhaf bir şekilde Dumrul ile Azrail'de de var. Şimdi festivalde de var. Aslında bu sıra dışı durum bizi bir yandan festivalde buluşturuyor ve bir araya getiriyor. Bu da ilginç. Yani bizim hikayemiz tabii çok bir yandan çok eski bir hikaye. Yani benim Murat Anmungan'la dostluğum dışında yazar ve yönetmen ilişkimiz ta 90'ların başına dayanıyor. 2000 yılında gene festivalin önermesiyle biz bu işi yaptık ve Türkiye'de çok önemlidir o, bir söylemek isterim onu. Türkiye'de uluslararası ortaklıkların ilk işidir Dumrul ile Azrail. Yani Avrupa'daki büyük sanat kurumları yani 3 lira 5 lira bile olsa bize alın bu parayı, bu oyunu yapın, destek olmuştur ki o zaman biz hakikaten çulsuz iki tane tiyatrocuyken. Ve Dumrul ile Azrail'in sayısını hatırlayamadığım kadar çok Avrupa, Afrika şehirlerindeki turnelerinden sonra Dumrul kendi hayatını 2004'tü galiba ya da 5'ti tamamladı. Sonra biz tabii bir ton şey yaşadık. 2020'ye geldiğimizde hakikaten bu döneme bizim kendi hikayemize, kendi yolculuğumuza Övül'le birlikte baktığımızda Dumrul ile Azrail tuhaf bir yere geldi. Çünkü ölümle hakikaten tanışan bir çift olduk. Yani bu şimdi buranın konusu değil. Ama yaşam, ölüm, aşk nasıl konuşuruz, ne konuşuyoruz falan derken birdenbire tekrar Dumrul ile Azrail ile karşılaştık. Ve röpriz yapmayı seven bir rejisör değilim. Yani tek benim yaptığım röpriz 3 defa Geyikler Lanetler sahnelemek oldu. Onun dışında hakikaten tekrar sevmiyorum. Fakat bu bugün kendi ihtiyacımızdan dolayı bunu söylemek istedik. Ve ortaya çıkan şey bugün dünyada müzik ve tiyatro, işte anlatı sanatı, performance art sayabiliriz. Hepsini kendi birikimimizle, çünkü artık şunu söyleyebilirim, yani bu ülkeden beslenen bir oyuncu ve yönetmen olarak söylüyorum ya da bu topraklardan beslenen, hani 20 yıl sonra Dumrul ile Azrail'i yeniden nasıl okuyoruz dediğimizde karşımıza bu çıktı. Çok çoklu bir şey seyredecek insanlar. Disiplin olarak da öyle. Yani sahnede ben varım, hem oyuncu hem yönetmen hem biraz da müzisyen. Övül var, hem oyuncu hem rejisör hem dansçı. Orhan Topçuoğlu var. Türkiye'nin en iyi vurmalı çalgılar ustalarından. Bidar diye çok genç bir caz şarkıcısı var. Ve de hani tiyatroda ve sinemada artık kendini kanıtlamış diyebileceğimiz Ahmet Rıfat Şungar diye bir oyuncu var. Böylece 5 benzer bir Selçuk Artut var. Sabancı Bölüm Başkanı Görsel Sanatlar. Böyle topluca bir şey yapıyoruz. O şeye biz müzik tiyatro diyoruz. Umarım beklediğinize değecek. Son yıllarda, son zamanlarda pek çok şeyi kaybettik ve bu iletişim çağında iletişimi de kaybettik gibi görünüyor. Gençler arasında aşk, MIT'nin yaptığı araştırmaya göre insanlık tarihinin en düşük seviyesindeymiş. İlişki kuramıyorlar çocuklar, yani bu kadar iletişim çağında. Ve tüm bu çağda yaşarken ve bir taraftan da biz gerçekten Kafkaesk bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle bu salgın dönemini de hesaba katarsak ve ekonomilerin bu kadar da çığırından çıktığı, çok despotik bir hal alan yönetimlerle birlikte gerçekten bu Kafkaesk çağında bu oyunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakarsak siz neler söylersiniz? Aşk,
iletişim, iletişimsizlik, aşksızlık, duygusuzluk ve içinde bulunduğumuz salgın döneminde. Hatta bir ortak nokta da var. Kafka ve sevgilisi sanırım Veren de yaşıyorlar o dönemde. Öksürük, bol bol öksürük var, evet. Ben kısacık bir şey söyleyeyim, sonra bırakayım sözü. Geç babayım ben. Şimdi 5,5 yaşında bir oğlum var. Okula başladı. Bildiği tek şey maskeli bir hayat mesela şimdi. Yani mesela kendi oynadığı arkadaşının ya da öğretmeninin yüzünü görmüyor. Ve arada bir gelip maskesiz bir hayatımız olacak mı bizim diyor. Şimdi o çocuktan aşık olmasını nasıl bekleyeceksiniz ki? Bu kadar fazla bilimin geliştiği aslında, bu kadar teknolojinin geliştiği, bu kadar yine dediğiniz gibi iletişimin aslında her alanda, sosyal medya dahil olmak üzere fazlalaştığı bir dönemde Covid'e çare bulunamıyor olması, hani sanki Verem çağıymış, 1920'lermiş, İkinci Dünya Savaşı öncesiymişçesine, bu kadar sanki geriden geliyormuş da hiçbir şeye bir çare yokmuş, sadece maskelere ve kolonyalara kalmışız gibi bir durum yaşanırken bana Kafka eskiden öte birazcık trajikomik bir esermiş gibi geliyor nedense. Evet, renk olarak birazcık Kafkaesk bir dönem. O griler, o hastaneler, ölümler, morglar gibi geçilen süreç, insanların evlerine kapatılması, dönüşüm eseri birazcık Gregor Samsa, bir kabusun içindeymişçesine sanki hepimizin uyanamıyor hali. Hani felç hali. Felç hali ya da Covid'in dayattığı dediğiniz gibi blackout olma, nörolojik anlamdaki bilinç kayıpları, bu anlamdaki organlarda hasarlar. Hepsi ve hepsi biraz fazla. Çok fazla. O dönemde de çok fazla her şey. Tabii. Çok bilinmeyen bir dönem aslında, yine de o kadar bilgiye rağmen. Evet ve çok fazla. Bu kadar, o kadar fazla şey oluyor ki bir yandan. O kadar da fazla bir bilgi, kirli bilgi, doğru bilgi, yanlış bilgi. Hani o kadar fazla şey var ki o sebeple bütün bunlarda seçici davranarak, seçilmiş vurgu yapıp aşka yönelmek ve burada daha odaklı davranarak çok daha... Ancak sanıyorum biraz aile ortamında gerçekleşebiliyor. Onda bile artık sarılmanın, kucaklaşmanın bile çocuğunla, annenle, babanla bile artık belli bir mesafede kalma güçlüğü ve buna uyum sağlayabilme hali, uyum sağlamaya çalışma hali, o mesafede ilginç. Yani hep şeyi aklıma geliyor. Ravensbrück toplama kampında Margaret Numan'a, Milena'nın söylediği laf, elini uzattığı zaman ve ilk selamlaşmalarında lütfen elimi sıkmayın çünkü ağrıyor dediği an. Yani artık bir bedenen de insanların nasıl bir süreçten geçtiğini bilmediğimiz bir dönemdeyiz. Ve bu beden karşılaşmalarının bu sebeple mesafeli halindeki doğabilecek şeyin artık kişiselleştirilmemesi gerektiğinin de bilincinde olması gerekliliği diye bir şey var. Bence sadece psikolojik açıdan değil, aynı zamanda sosyolojik ve beden ve hareket tabii biçimi beden bakımından dili açısından da. Aynen. Beden dilinin çok önemli olduğunu ben de tekrar, ben yani dans kökenliyim. Aşk ve sevgi dediğinizde o dokunmanın, sarılmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki mektuplarla süren aşklar da var. Yıllar sonra karşılaşılan sevgiler de temas da var. Kesinlikle heyecan olmalı diyor. Ama temas ve heyecan kesinlikle olmalı. Yani tıpkı tiyatro gibi, ona döneceğim. Nasıl ki tiyatroyu, 2000 yıllık bir sanatı, evet bu dönem geçici diyorsak ve sahneyle seyircinin o temasının çok önemli olduğunu hep vurguluyorsak, oradan vazgeçemeyiz çünkü. Bunun aşkla ve sevgide de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Sadece bu nesil için değil. Ben bizim kuşakların da buna çok aç olduğunu, buralarda çok ciddi travmalar yaşadığımızı düşünüyorum aynı zamanda. Tiyatro festivalinin önemli bir tarafı da var. Sizin oyununuzda olduğu gibi kadın oyunlarının biraz daha öne çıkması. Bu konuyla ilgili özellikle son dönemde yaşadığımız ve giderek artan kadına karşı şiddetin rolü var mı bu seçkinin böyle olmasında?
Yani belki tabii ki bilinçaltında o vardır ama biraz da gelen projelere de bağlı. Çünkü biz biliyorsunuz açık çağrı yapıyoruz projelerde ve tiyatro festivali yani tematik şey gibi değil. Çağdaş sanat gibi bir teması aslında yok. Hiçbir uluslararası tiyatro festivalinin yoktur. Ama tabii ki o programlamayı yaparken sonuçta sanatçı ve toplulukların belli bir şeyi tercihi olabilir gönderdikleri projelerde. Bize gelen projelerde de yoğun olarak daha çok kadın teması vardı. Dolayısıyla öyle bir şekillenme oldu ama onun dışında başka çok farklı temalarda oyunlarımız da var. Daha çok kadın yönetmenlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizin hani burada olmanız çok kıymetli. Daha çok kadın oyunu yazılmalı. Daha çok kadın gözünden izleme. Sinemada da öyle, tiyatroda da öyle, öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan kültürel değerlerimiz deyince Dumrul ile Azrail ile evet. de tekrar altını çizelim. Çünkü hani 14. Yok bizde de kadın rejissör var. Var biliyorum. Ben olsaydım kabul edilmezdi. Övül olduğu için. Övül olduğu için. Söylediğinizi önemli buluyorum. Bizim çok uzun zamandır işte yani ortak bir ton projede. Yani bu mesele artık canımızı yakmaktan öte. Yani 2000... Kassandra var değil mi? Kassandra var, Oyunu Bozun var, Oyunu Bozuyorum var. 3363 var. Yani öyle yaptığımız 44 var. Bu bir köyü basıp da 44 kişiyi öldürdüler ya kadın meselesinden dolayı. Yani şiddet o kadar büyüdü ve o kadar akıl almaz bir hale geldi ki buna toplumsal dönüşüm diyebilirsiniz. Ne bileyim iktidarın oluşturduğu yeni bir bakış açısı diyebilirsiniz, pervasızlık diyebilirsiniz. Artık suçun suçlunun korunduğu bir düzene dönüştü diyebilirsiniz. Ama kimse hiç yaptığından şu kadar şüphe etmiyor, cezalandırılmayacağından o kadar emin ki herkes. Pataküte her şey oluveriyor ve bu bir iki değil yani. O yüzden hakikaten çok önemli buluyorum. Çoğalmalı, hatta neredeyse tümü belki hani bunu anlatmalıya geliyor insan. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz hem bu güzel oyunlar için, bu zamanda bize bu oyunları izlettiğiniz için. Çünkü salgını ancak sanatla daha kolay ve sağlıklı atlatacağımızı düşünüyorum. Çünkü ruhsal sağlığımız bu hastalıkta çok önemli. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dünyanın en prestijli ve uzun soluklu festivallerinden biri olan Londra Jazz Festivali'ne bu yıl Türkiye'den 4 isim katılıyor. Baba Zula, Moğollar, İlhan Erşahin ve Island Man'in İstanbul'un farklı lokasyonlarında kaydedilen performansları 21 Kasım'da festival kapsamında gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte izlenebilir. Sanat, İstanbul Gedik Üniversitesi ile gerçekleştirdiği yeni projesinde kadınların ekonomik ve sosyal alanda var olmalarının önemini vurguluyor. Kasım ayı boyunca dijital platformlarda birçok alanda uzman konuklarla gerçekleşecek proje, 29 Kasım'da 3 Kore eserinin dünya premieri ile sona erecek. Yansımalar, atölye, panel ve ustalık sınıfından oluşan vizyonist başlıyor. Sinema endüstrisinde farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması ve birbirine destek olması amacıyla vizyonist, 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında 21-22 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Mezun sanatçı adaylarının profesyonel hayata geçişlerini destekleyen BASE 4. yılında uzak yakın temasıyla 20-25 Kasım tarihlerinde Tophane-i Amire'de gerçekleşiyor. Sanat söyleşileri BASE Talks ise bu yıl dijital platformlarda sanatseverlerle buluşuyor. Dijital Kasım ve 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Institut Français Türkiye'nin işbirliğiyle gerçekleşen festivalin açılış performansı Diagonal Ascendant Institut Français'nin YouTube kanalında izlenebilir. Şarkıcı ve şarkı yazarı Ceren Gündoğdu, Dünyada İkimiz isimli yeni teklisini video kliple birlikte tüm dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sundu. Düzenleme ve prodüktörlüğünü Cihan Mürtezaoğlu'nun üstlendiği şarkının söz ve müziği Ceren Gündoğdu'ya ait.